Yeni bir Moskova vlogundan herkese merhabalar. Şimdi evden çıktım. Arkadaşlarımla buluşacağım. Aslında önceki videoda gördüğünüz Koray ile buluşacağım. Eski iş arkadaşım kendisi. Hazır ikimiz de hala şehirdeyken ve hafta sonundayken dedik çıkalım. Biraz etrafta dolaşalım. Belki eskiden gidip çok beğenerek oturduğumuz yerlerden birinde otururuz. Kahve içeceğiz diye düşünüyorum. Sonrasında şehirde biraz da gezeceğiz. Bu sayede şehri biraz daha fazla göstermiş olurum. Bu arada arkamda gördüğünüz yer Manastır. Petrovka isimli bir sokakta yer alıyor. Günün planları yine her zamanki gibi günün akışına göre ya değişecek ya da bu şekilde devam edecek. Neyse, görüşürüz. Şu anda Ağustos sonu olmasına rağmen Moskova'da inanılmaz güzel hava var. Bugün 25 derece. Pazar günü 26 derece olacak herhalde. Pazartesi günü de 28 derece. Yani hiç alışılmadık derecede sıcak Moskova. O yüzden ben de böyle bu şekilde eteğimi giydim ve çıktım. Evet, şu anda Sum'un önüne geldim. Sum'un açılımı ise Centralni Universalni Magazin. Bu bina olur kendisi. En böyle pahalı markaların bulunduğu mağazalardan, böyle department store'lardan bir tanesi Moskova'da. Bu bulunduğum yerde böyle Petrovka, Neglinnaya, Kuznetski Most olarak geçiyor. Arkamda şu anda bir yerde Kamçatka bar var. Orası önceden bir bardak birayı 100 rubleye satıyordu. Yani o zaman liranın 1 liranın 20 ruble olduğunu düşünürsek böyle 5 liraya falan böyle bira içilebiliyordu. Böyle ekspatların, yabancıların çok fazla gittiği bir yerdi. Ama şu an duyduğum kadarıyla artık o tarz partiler yapılmıyormuş. Ama gelirseniz yine de bir uğrayın. Yani ucuza bira içmek bence herkesin hakkı. Şimdi Moskova'da Trubnaya metro istasyonu yanındaki Centralni Rynok'a geldik. Yani merkez marketi, pazarı, değil mi? Böyle denilebilir. YouTube kanalımda. Yes, that's for my YouTube channel. Burası, birazdan göstereceğim zaten tipini, şeklini, şemalini. Burası, ben önceden buraya geldim, sürekli böyle tadilat altındaydı. Bu arada evet, şu an yaya geçidindeyiz ve herkes böyle duruyor. Yani süper. Ve biz de böyle ağır ağır yürüyoruz. Moskova'ya bizden bir yıldızlı bekiye daha. Bunlar eskiden bildiğin meyve, sebze, karpuz satılan yerler. Evet evet, aynen. Şu an böyle buralarda. Et filan satıldığı için koku, kötü kokan yerlerde. Evet. Şu an böyle burada bildiğiniz işte kafeler var. Ne bileyim, kahve satan böyle üçüncü dalga kahveciler falan var. Yani bu tarz yerler çok popüler. İşte geçen Usachovski'deydik. Sonra Danilovski var böyle bu tarz. Şu an yani Moskova'da ya da Rusya'da yeni trend böyle pazar pazar gezmek. Buralarda böyle oturmak. Moskova'nın biraz daha güney bölgesine geldik. Bir arkadaşımıza ev ziyaretine gideceğiz. Ve küçük çocuğu için şimdi böyle bisküvi, çikolata tarzı bir şey almak istiyoruz. Gidip çünkü. Ne tut? Aslında Moskova'daki marketlerle ilgili böyle bir fiyat şeyi falan yapmak istiyorum ama bugün değil, o başka bir gün olacak diye düşünüyorum. Şimdi geldik arkadaşımızın evine. Giriş kapısını arıyoruz.
Daire numara 350'ymiş. 350 numaralı bir daire. Sanırım hayatımda hiç bu kadar yüksek numaralı bir daire görmedim. Видимо, что мы хотим заехать Салим. В этот дом. Как меня зовут? Я пишу в эту группу, я говорю, вы чё, как? Не знаешь, как меня зовут? Там непонятно, что нас ждёт. Танцу, да, правильно. И привожу пример, как тебя зовут? У меня друг заехал в новую квартиру, которую мы сдали. Два годика! Да, дай пять. У него нет в подвале, всё задорожено. Дай пять. Evet, güzel bir günün ardından günümüzü sonlandırdık ve şimdi eve geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Moskova vlogunda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.